Baba. Ne görüyorsun evlat? Köpek ot yiyor. Ama baba köpekler ot yemez ki. Kim demiş? Yiyor işte bak. Karnı ağrıyor hayvanın. Şifa arıyor doğadan. Peki hangi otun iyi geleceğini nereden biliyor? Yaradanın sırrı burada işte. Ben de bunu öğrenmeye çalışıyorum. Çeşit çeşit, renk renk bezemiş dünyayı. Kimi küçük, kimi büyük. İçlerinde ne sırlar gizli kim bilir. Bu yıl ürün yok. Doğru dürüst sergide toplan. Bu köylüler tembel. Biraz gıdıklasak daha çok çalışırlar. Çoktandır can yakmadım zaten. Avuçlarımın içi kaşınıyor. Keçiler de hep en yükseklerdeki otları yerler evlat. Hayvanlar, hayvanlar bu otları niye yemiyorlar baba? Onlar zehirlidir evlat. Peki nereden biliyorlar? Kim bilir? Belki bir gün öğreniriz. Yani keçiler akıllı mı demek istiyorsun baba? Evet, aynen öyle. Ben keçilerden daha akıllıyım. İşte bunu kimse bilemez evlat. 4 çuval yulaf. 18 altın 4 gümüş. Geçen seneden düşüksün. Efendimiz, biliyorsunuz kuraklık hepimizin belini büktü. Başaklar yeşermedi. Hastalık geldi. Yıkıl! Hadi yıkıl! Bahane. Her şey bahane. Sabah akşam kilise sizin için dua ediyor. Şikayetten başka bir şey bilmiyorsunuz. Yapmayın! 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 Ben bir şey yapmadım, çalmadım. 4 tane çocuğum var benim. Yapmayın! Yapmayın! Ambarında saklamış ürünleri. Samanla örtmüş üstlerini. Kiliseden sakladın. Saklamadım. Saklamadım. Tanrı'dan çaldın. Çalmadım. Acıyın bana. Saklamadım. Yemin ediyorum saklamadım. 4 tane çocuğum var. Açız aç. Açız. Tanrı'dan çaldın. Yaradan tüm sırlarını etrafa serpmiş. Hiç gizlisi saklısı yok. Ah, her şey apaçık ortada. Onları bulup ortaya çıkartabilirsen, o zaman akıllı derim ben sana. Nasıl yani, bilmece gibi mi? Öyle de denebilir. Kafana takılan her şeyin cevabı gözünün önünde aslında. Bütün mesele onu görebilir. Ben görüyorum. Henüz değil. Ne yani, ben kör müyüm? Hepimiz körüz evlat. Hiçbirimizin gözü tam açılmış değil.
Benimki açık, bak ben görüyorum. Bakmakla görmek aynı şey değil Lokman. Sen bakıyorsun, görmüyorsun. Bağıra! 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 Ne oldu? Vergiciler geldi. Babamın sakladığı buğdayları buldular. Yürü. Bu çiftlik kutsal papamızın askerlerine karşı gelmiştir. Yakın! Yakın! Hiçbir şey kalmasın! Allah'ım, geç mi kaldık yoksa? Sen Lokman'sın. Sen otacısın. Yapabileceğim bir şey yok mu? Ölmüş. Ne yapabilirim? Allah'ım. Allah'ım. Adamlarıyla mı savaşacağız? Kiliseye karşı savaşmanın ne olduğunu görmedin mi? Kiliseye karşı çok doğru. Haklı. Doğru söylüyorsun. Durun arkadaşlar, durun. Sakin olun. Hep birazdan konuşursak bir yere varamayız. Bağıra, en büyüğümüz sensin. Bize akıl ver. Ben insanların yaşamına adamışım kendimi.
Yaraları iyileştirmek için doğadan şifa arıyorum. Nasıl savaşın derim size. Ölenlerin içinde senin de akrabaların vardı. Unutma bunu. İntikam. Dökülen kan için kan dökmek ha. İnsanoğluna yakışmaz. Kanunlar böyle değil ama. Her ölünün üzerine bunu asılar. Ne yazıyor burada? Tanrı'dan sakladı, kiliseden çaldı. Cezası ölüm oldu. Ruhu sonsuza kadar yanacak. Hiçbir zaman huzur bulamayacak. Saçma! Hem de çok saçma! İnanmıyor musun? Ben Allah'a inanıyorum, kiliseye değil. Bu kardinalin fermanı. O en büyük ruhbanımız. Dostlar, ona karşı dostlar. Gelemeyiz. Bizi insan yapan aklımızdır. Allah ile kul arasında kimse yoktur. Olamaz da. Kardinal de, piskopos da bizler gibi birer fani. Ölünce ne oluyor? Konsey bir yenisini seçiyor. Ve sizler yeni ruhban diye ona inanıyorsunuz. Nasıl oluyor da size cenneti vaat ediyorlar? İşlerine gelmeyince de sizi lanetliyorlar. Haşa! Kim vermiş bu selahiyeti? Allah ile aramızda köprü diyorsunuz. Hangi akıl kabul eder bunu? Hangi akıl kabul eder? Doğru söylüyor. Konsey seçilir. Ben ne bileyim, babam öyle söylemişti. Lanet olsun piskopasa da kardinale de. Ben yavrumun öcünü almak istiyorum. İki çuval buğday sakladım diye. Bize katılmayanlar bunun acısını gelecekler çekeceklerdir. Sen de gel. Ben ölüme karşıyım. Öldürme. Ama siz savaşmaya gidiyorsunuz. Yaralanacağız. Yaralarımızı tımar edersin. Karın hastayken yardım istemiştim. Bunun bedelini mi istiyorsun şimdi evet. Benden? Biz de kalkar iki kılıç daha sallarız düşmanı. Karını kurtaramadın ama içimizden birini kurtarabilirsin belki. Al bakın. Al. Sen de al. Al bakın. Al şunu. Al bakın. Ver şunu da. Al. Bu da senin. Al. Ne yapıyorsun sen burada? Sen de geleceksin. Al. Hayır, sen burada kalacaksın. Baba, ben de savaşabilirim. Elbette savaşırsın. Ama savaşmayacaksın. Öyleyse sen de gitme. Bak evlat, ben ödemem gereken bir diyet yüzünden istemeden gidiyorum. Buna iyi sahip çık. Sana bırakabileceğim en büyük mirastı. Hayatın boyunca kavgadan kaç evlat. Kendini insanların saadetine ada. Allah'a ortak koşma. Çünkü bu en büyük zulümdür. Evlat, yarın ne olur kimse bilemez. Başına geleceklere sabret. Babamın defteri. Öğrendiği her şeyi buraya yazıyor. Sen okumasını biliyor musun? Babam öğretti. Bana da öğretir misin? Öğretir misin? Kim bilir? Belki bir gün. Oh,
yüklere katlanacaksın evlat. Vakit varken kaçmak gerek evlat. Yarına kalmaz. Taş üzerinde taş bırakmaz kardinalin askerleri. Kıymetli eşyalarını topla. Hemen gidelim buradan. Peki sonra ne oldu o kıza baba? Bilemiyorum papatyam. Bir daha hiç mi görmedin yani? Ha, en son görüşüm oydu. Böyle koca bir kayanın üzerinde el salladı durdu. Biz gözden kayboluncaya kadar yerinden kıpırdamadı. Güzel miydi? Güzeldi. Çok güzel. Ama senin kadar değil tabii. Senin kadar güzel bir kız var mı bu dünyada ha? Var mı? Canım benim. Aa, annem geliyor. Annem biliyor mu bunları? Biliyor tabii. Niye sordun? Yani anlattın mı her şeyi? Elbette. Peki kızmadı mı? Pek kızlı sayılmaz. Ama sen yine de hiç hatırlatmasan daha iyi. Bunlar bizim aramızda. Tamam mı? Kadınlar, ah kadınlar. Küçüğüm benim. Yaşasın. Yiyecek bir şeyler getirdim size. Yaşasın, açlıktan ölecektim az daha. Heh. Al. Al bakalım. Baba, baba! Hı. Bak ne buldum. Hı. Lactarius pallidus. Bunların sütü kanı durdurur. Bu mevsimde nereden buldun bunları? Yanık ağacın kovuğunda buldum. Daha bir sürü var. Bir sürü mü var? Hı. Koş! Lokman! Lokman yemeyecek misiniz? Anne, babamın ilk aşkından haberin var mı? İlk aşkından mı? Hı hı. Çok güzel bir kızmış.
Uzat kolunu. İyiye gidiyor bak. Tamam. Merak etme, geçecek, merak etme. Merak etme. Ha, girirken kimse görmedi değil mi? Yok, hayır, hayır. Çok dikkat ettim. Bu ilacı sana vereceğim. Günde 3-4 defa sür yaranın üstüne. Peki. Nilfer yapraklarıyla sar. Kumaş değmesin. Tamam. Bir haftaya bir şey kalmaz. Yalnız dikkat et, çok zehirlidir. Çocuklardan sakın bunu. Bu ilaç senin kızım. Paramız olsaydı keşke. Geçmiş olsun. Sen bunları ona yedir. Zayıf düşmüş. İyi gıda alırsa daha çabuk iyileşir. Sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Lütfen. Dönüşte yine dikkat edin. Kimseye görünmeden. Kimseye görünmeden. Ha. Alılarım var, kilimlerim var. Buyurun. Alılar var, kilimler var. Buyurun. Domates. Soğan. Soğan var. Soğan var. Çok ucuz. Taze domates. Buyurun, gelin. Buyurun. Alılarım var, kilimlerim var. Buyurun. Buyurun. Buyurun, gelin. Hadi baba. Çömlekler. Çömlekler. Çok ucuza çömlekler. Buyurun gelin. Kiliseye gidiyorduk. Kutsal rahibin duası şifa getirecek bize. Bu ne kadın? Bir şey değil. Belki iyi gelir diye kendim yaptım. Kiliseye biz götürelim sizi. Emin ol, rahibin duası şifa getirecek. Esmer, uzun boyluymuş. Tam sizin hoşlandığınız tip Aziz kardeşim. Umarım güzeldir. Geçen seferkini hala unutamıyorum. Günah çıkartmalısınız. Aziz Meryem sizi affetsin. Ah!
ölmek dedin. Ver ölmek dedin bize. Bu ne kadın? İlaç. Nereden buldun? Ben yaptım. Büyücü müsün sen? Hayır! Hayır! Tövbe! Hayır! Hayır! Böyle şeylerle uğraşmanın günah olduğunu bilmiyor musun? Çok acı çekiyordu. Ne var bu ilacın içinde? Unuttum. Nasıl unutursun be kadın? İnsan kendi yaptığı ilacı unutur mu? Bunları tanıyorum. Yağmur mevsiminden önce bana gelmişlerdi. Hastalık bütün vücudunu sarmıştı. Çoktan ölmüştü. Neredeyse tamamen iyileşmiş. Ne var dedim içinde kadın? Yumurta, kaz yumurtası. Başka? Un, biraz da tuz. Daha başka? İki tutam keçi pisliği. Başka? Kaynattım hepsini. Biraz da kül kattım. Kül. Sonra? İki gün güneşte kuruttum. Kötü bir şey yapmadım ben. Ne olur merhamet edin. Merhamet. İsa aşkına. Sütü. Biraz da süt kattım. Kendi keçimin sütü. Bırak yalanı kadın. Kim yaptı bu ilacı? Kim yaptı? Miria Flynn. Damar ve kökleri kaynatılıp içilirse boğaz yaralarına, karaciğere, böbrek zafiyetine şifa verir. Hayır! Hayır! Hayır yapmayın! Suratını farelere yapmayın, yedireyim mi ha? Kadın, kadın! Sonunda delinin çözüleceğini sen de biliyorsun. Canın daha fazla yanmadan konuşsana. Hangi günahkar yaptı bu büyüyü? Violet. Ya sakızla karıştırılırsa parmak aralarındaki yaralara bir de safravi uğurlara yakı yapıldığında şifa verir. Kökünden yapılan çay istifra ettirir. Mideyi ve bağırsakları temizler. Hayır, 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 hayır.
Mükemmel bir ilaç. Yaraları anında iyi ediyor. Fakat terkibini çözemiyorum. Adeta bir mucize. Mucize ha. Dilerim bu mucize bir uyarı olmasın. Aziz piskoposumuz, Papa Hazretleri endişelerini bildiriyorlar. Bilgi kilise mensupları arasında kaldığı sürece gücümüz artar, hükümranlığımız sürer. Eğer bilgi sokağa dökülürse kilise temellerinden sarsılır. Engizisyonları arttırın. Din sapkınlarını yargılamak bile vakit kaybıdır. Bizden izinsiz tababet ile uğraşan kişi kilise mensubu bile olsa büyücüdür. İspiyonlarımız işlerini yapamaz mı oldular? Gece gündüz halkın arasındayım aziz başrahi. Gözlerim hep açık. Bulun bu din sapkınını ki Tanrı adına, kutsal kilise adına cezasını verelim. Sık sık güç gösterisi avama ibrettir. Yönetemezsek nasıl güçlüyüz diyebiliriz ki? Bütün yaralara iyi geliyor ha? Fakat kedi öldü efendimiz. Efendimiz! Efendimiz! Kadın dayanamadı, öldü. Ha, güzel. Dayan. Dayan biraz. Dayan. Umpara. Umpara. Bu kadın senin günahlarının acısını çekiyor. Bana üç tane dişi yarasa getir. Sol bacakları gerek. Yarasa, yarasa. Çabuk. Tef. Yarasa. Yarasa. Yarasa bulmam lazım. Yarasa mı? Yarasa. Yarasa. Ne olmuş buna? Galiba karısı yarasa doğurmuş. Ne diyorsun sen? Dişi yarasa mı? Peki ben yarasanın dişi olduğunu nereden anlayacağım? Hem dişi yarasa, baba, hem de sol bacak. Babacığım, Allah'ım. Peki ya kadınıma bir şey olursa ben bunlara nasıl bakarım? Sen bana bir melek gönder Allah'ım. Sen bana bir melek gönder Allah'ım. Allah'ım sen bana bir melek gönder. Üç dişi yarasa. Sol bacakları gerek. Geldi. Ne gel? Doktor hekim geldi. Lokman hekim. Şükürler olsun sana. Ben bir melek istemiştim ama olsun. Yine de şükürler olsun. Nasıl teşekkür edeyim sana? Gecenin bu vaktinde daha oralardan buralara. Hımpara.
Bir sürü çocuk doğurdu. Ama bu sefer çok bağırıyor. Ben farklı bir şey yapmadım ki. Çocuk ters gelmiş. Sıcak suyla temiz bez getirin bana, çabuk. Ne yapıyorsun sen? Kötü ruhları kovuyorum. Kötü ruhları kovuyorum. Hımpara. Çık dışarı. Hemen çık dışarı. Çık dışarı dedim sana. Sana da seni yarasıya çevireyim de gör. Kestiğin tek oğlandı. Karım doğuramıyordu. Şimdi hem bir oğlum var, hem de karım çok iyi. Keşke inam olsaydı da onu kesseydim senin için. Ya, ya, anne, anne.
Çok oğlum oldum. Seneye bir kız ver bana ne olur. Ha? Az yedin, beğenmedin mi yoksa? Sofradan aç kalkmak sağlık için daha hayırlıdır. Hekimsin. Bizden bilgilisin. Hayvanın en iyi yeri neresidir? Dili ve kalbi. Senin yüzünden düştüm. Evet, ah, bacağım. Ya bırak, ya kaçmasın. Hadi ya. Peki en kötü yeri neresidir? Dili ve kalbi. Bırak! Bırak! Ya bırakacağım seni! Dil ve kalp. Bunlar güzel olursa en tatlı şeylerdir. Kötü olursa en kötü. Kaplumbağa kanı da fayda etmedi. Her geçen gün kötüye gidiyor. Kuma gömsek mi acaba? Derileri dökülüyor, dayanamaz. Baykuşlar gibi ne mırıldanıyorsunuz? Sizin için azizlerimizin ruhuna dua ediyoruz efendimiz. İşimiz duaya kaldıysa... Efendimiz... Topal'ın kolu tamamen iyileşti. Yarasından iz bile kalmadı. Konuşturun onu. O ilacı kimin yaptığını öğrenin. Konuşmazsa kessin iyileşen kolunu. Şu otacının adını hatırlayamadın mı hala? Kendim de değildim. Çok acım vardı. Yüzünü bile görmedim. Yazık. Ne güzel iyileşmişti yara. Kolun vücuduna yapışıkken konuşsan iyi olacak. O iyi bir adam. Herkese yardım ediyor. O iyi adamın şifasına ihtiyacımız var. Yakacaksınız onu. Yakacaksınız onu. Hemen değil. Önce başrahibi iyileştirecek, sonra yakacağız. Yapamam. Yapamam. Söyleyemem. Yapamam. Yapamam. Söyleyemem. Artık şunu, acılar dayanılır gibi değil. Sizin için dua edeceğim efendimiz. Ölüm döşeğime yaklaştığı zaman senin yanımda defol oldu. Defol başımdan şaklaban, defol.
Şimdi şeytan gelse ruhumu satarım. Giysilerinizi yakın hemen. Bulaşıcı bu. Kainatın sırlarını keşfetmek, insanlığın yararına kullanmak hikmettir. Hikmet insanı imana ve Allah'a şükretmeye götürür. İnsan öğrendiği bilgiyle gurura düşerse şeytanın yoluna girmiş olur. O bilgi de hikmet olmaktan çıkar. Hikmetin başı Allah korkusudur. Yapmayın, yapmayın. Allah'tan korkmaz mısınız siz? Yalvarırım, merhamet edin. Sen kiliseden sır saklayan bir sapıksın. Şimdi Allah'a yalvarmaya hakkın yok. Acıyın bana, affedin. Yalvarırım, yapmayın, yalvarırım. Şimdi sıra ayaklarına geldi. Söyle, kimdi o adam? Söyle kim? Lokman Hekim! Lokman Hekim! Lokman Hekim! Lokman Hekim! Dur. Yavaş. Dur şöyle. Rahat dur. Rahat dur. Lokman namında bir hekim varmış kadın. Evini ararız. Burasıdır. Başka kimse yok mu? Oğul. Oğul var. Hayvan otlatıyor. Kaçırdılar! Hekimimi kaçırdılar Lokman!
Lokman, oğlumu kaçırdılar. Lanet olsun sana. Hepsi senin yüzünden. Senin yüzünden oldu. Lanet olsun. Dur. Tamam. Lanet olsun. Hekimim, evladım benim. Küçüğüm bir tanem. Seni izliyorlar. Ne yaptın onlara Lokman? Ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Haber bırakmışlar her yana. Seni istiyorlar. Beni mi? Beni istiyorlarsa giderim. Neden ama? Neden? Ağlama. Ağlama. Başa gelene katlanacaksın. Biz kötü bir şey yapmadık. Allah'tan ümidini kesme. Kızımıza iyi bak. Lokman! Kurtar oğlumuzu Lokman! Kurtar hekimimi! Kurtar! Kurtar! Allah'ım sen yanımda ol. Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım sana sığınıyorum. Allah'ım bizleri onların şerrinden koru. Ben senden aldığım bilgiyi insanlara dağıtıyorum Allah'ım. Allah'ım bizi koru. Kilise kurallarına göre seni yakmam lazım. Ama küçük bir ayrıcalık gösterebilirim. Bak, çok hastayım. Çok hastayım. Derilerim dökülüyor. Kimse çare bulamadı. Biliyorum. Senin mucize ilaçların var. İyileştir beni. Hayatını bağışlayayım. Allah'tan başka kimse hayat bağışlayamaz. Seninki benim dudaklarımın arasında Lokman. İyileştir beni. Ben sihirbaz değilim. Allah'ın bana gösterdiklerini insanlara vermeye çalışıyorum. İyi o zaman. Konuş onunla. Benim için de bir şeyler göstersin sana. Nasıl böyle konuşursun? İnancın ne oldu? Sen başrahip değil misin? Önce insanım ben. Çok uzun zamandır canım yanıyor. Dayanamıyorum artık. Bu hastalığı bilmiyorum. Daha önce hiç görmedim. Bulaşıcı ve öldürücü. Pek fazla zaman bırakmıyor insana. Bir şey yapamam. Yapmalısın. Yapmalısın. Yapacaksın. Muhtemelen yapacaksın. Hekim! Hekim! Bırak! Bırak! Bırak beni! Bırak dedim! Bırak! Bırakın oğlumu! Hekim! Hekim! Bırakın oğlumu! Oğlum! Hekim! Bırak onu! Ne kadar güzel bir çocuğu. Dokunma! Benim hiç çocuğum olmadı. Hayır! Hayır! Yapma! Yapma! Yapmayın! Allah rızası için yapmayın! Yapma! 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 Yapma!
yapmayın! 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 Şimdi kendi çocuğun da aynı hastalığa yakalandı. Yakında yaralar çıkacak yüzünde. Aynen benim gibi. Çaresi sendedir, Lokman Hekim. Önce beni iyileştireceksin, sonra çocuğunu. Götürün şunu. Hekim! Hekim! Kurtaracağım seni, hekim! Thank you.
Her şey senin yüzünden oldu. Ne olurdu sanki? Sen de herkes gibi olaydın. Bırakın beni! Giremezsin! Çekin elinizi! Rahiple görüşmem lazım! Bırakın beni! Ne olur bırakın beni! Bırakın! Bana baş rahibin derisi lazım. Ay, uy! Bu vakitte rahatsız edemem. Uyuyu. Uyandırın. Ne olur uyandırın. Yalvarırım. Zaten çok zor uyuyor. Uyanırsa kiliseyi tepemize yıkar. Uyandırın dedim sizi. Uyandırın, uyandırın. Lazım. Benim için çok önemli. Uyandırın. 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 Muhterem peder. Muhterem peder. Umarım boşa uyandırmadın beni Lokman. Artık uyuyun yataklar bile batmaya başladı vücuduma. Çalışıyorum. Çalışıyorum. Nasıl bir felaketle karşılaştığımızı daha iyi anlarsın. Evlat. Hekim. Oğlum. Hekim. Baba. Baba. Babacığım. Hekim. Babacığım. Hekim. Baba kurtar beni. Hekim. Hekim. Oğlum. Baba beni oğlum. Burada bırakma. Oğlum. Baba. Hekim. Baba. Baba bırakma. Hekim. Oğlum. Kim? Baba! Baba Hekim. Burada bırakma beni! Oğlum! Baba! Baba! Çok üşüyorum burada! Beni bırakma! Baba! Oğlum. Baba! Baba! Hekim! Hekim! Baba! Oğlum! Dayan oğlum! Baba! Beni burada bırakma! Dayan babacığım oğlum. Kurtar beni. Kim? Çok üşüyorum baba. Bırakma beni. Akıllı ol. Karınla kızını düşün. Baba.
Tabii ya. Promus Spinoza. Evet. Galium Brini. Niye daha önce düşünmedim ki? Shambled. Triporium. Galium Brini. Galium Brini. Yeter artık. Kapatsana çeneni. Hep aynı şeyi söylemekten bıkmadın mı? Kardeşimi özledim. Lanet olsun. Ben de özledim ama yok işte. Yok. Neden yok?
baban yüzünden. Soracaksan ona sor papatya. Lokman. Ne oldu sana böyle? Lokman, iyi misin? Apreni. Galyum. Galyum Apreni. Son zamanlarda çok değişti. Artık eski Lokman değil. Tanıyamıyorum onu. Bu işlerle uğraşmak tekin değildir. Şeytan girmiş içine, şeytan. Şeytan mı? Bana yardım etmediniz mi? Artemisia! Ne oldu sana? Ha? Gözlerine bir bak. İblisin lanetini görmüyor musun? Galyum Apreni, Shambled, sen yaraları iyi ederdin. Ne oldu sana? Ya sen? Ya sen Tripolium? Sen neden şifanı esirgiyorsun? Sıçanlar bile yanaşamazdı sana. Neden suskunsunuz şimdi? Neden? 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 Ne oldu? Ne yapıyor orada? Konuşuyor. Otlarla konuşuyor. Ah, İblis bu. İblis. Hissediyorum çarpacak. Ne oldu? Kötü ruhlar sarmış burayı. Ne oldu size? Lanet seni yakmadan kaç buradan. Kaç. Kaç buradan diyorum, kaç. Kaç. Ne oldu? Kaç. Ne oldu? Ne oldu? Nerede şifa?
Papatyam. Üşüdün mü küçük bebek? Hadi gel ısıtayım seni. Karnım da acıkmıştır şimdi. Baba. Baba burada mısın? Babacığım. Baba. Babacığım. Burada mısın? Aa, bu ne? Aa, bu ne böyle? Uy, ne pis kokuyor bu. Ne pis bir şeymiş bu. Uy. Dokunma ona! Dokunma! Dokunma! Sum ellerini! Dokunma ona! Ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Anne! Ne yaptın sen? Anne! Karım. Anne! Baba bırak beni! Ne yapıyorsun? Dokunma ona! Dokunma! Neden girdin buraya? Neden? Anne! Ne yaptın sen? Anne beni vurdu! Ne yaptın? Anne! Yapma! Yapma! Tamam. Yaklaşma bize! Yaklaşma! Yaklaşma kadın! Papatya! Dokunma yavruma! Dur kızım! Tamam! Tamam yavrum! Gitsin! Tamam! Temizleyeceğim seni, gel! 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 Neden durdurdun oraya? Gel! Hayvan elim! Kızım, kadın ne olur kadın, elini dokunma. Git, saklan, saklan. Yapmayın.
Ben bir şey yapmadım. Ben sizi seviyorum. Olmuyor. Neden olmuyor? Neden olmuyor? Babanın içine şeytan girmiş. Baban yok artık. Kardeşim ne olacak? Kes sesini, fazla konuşma. Lokman Hekim. Nasılsın bakalım Lokman Hekim? Çalışıyorum. Bulamadım da. Ama çalışıyorum. Artık çalışmasan da olur Lokman Hekim. Baş rahip öldü. Öldü mü? Korkma. Bizden son isteği senin affedilmen oldu. Kutsal kilise sana merhamet gösteriyor. Artık affedildin. Affedildim. Affedildim. Oğlum. O da affedildi tabii. Alabilirsin. Ne zaman istersen.
Nerede hata yaptım ki? Herkes terk etti beni. Sen neden terk ettin beni? Neden? Elimden geleni yaptım evlat. Artık Allah'a sığınıyorum. Bağışlarsa o bağışlasın. Ondan ve senden başka kimsem kalmadı. Lokman, neden üzülüyorsun? Artık üzülmüyorum. Dudakların yalan söylese de biz yüreğini okuyabiliriz. Üzülüyorsun Lokman. Her şeyimi kaybettim. Ömrümü boşa geçirdim. Öyle mi sanıyorsun? Senin önüne ışık tuttuk. Ölüme çare bulamadım. Yaradan isteseydi bulurdun. Ölüm olmasaydı yaşamın tadı olur muydu? Bilemiyorum.
Yine de yüreğim kan alıyor. Madem çok istiyorsun, ölümün çaresi defterinin son yapraklarındadır Lokman. Oğlumu kurtarırdım. Oğlun ölmedi Lokman. O yaşıyor. Yaşıyor. Hekim oğlum! Allah'ım, Allah'ım sana nasıl şükretmeli bilmem ki. Oğlum, oğlum, büyüksün. Allah'ım ne büyüksün. Papatyam! Babacığım! Kızım! Yavrum! Baba, bana niye yalan söyledin? Söylemedim. Ben hiç yalan söylemedim. Söyledin. Bir zamanlar ilk aşkın küçük bir kız vardı. Vardı? Çok güzel bir kız. Çok güzeldi. Hani kayaların üzerinden sana el sallayan kız. O küçük kızın annem olduğunu neden söylemedin bana? Ben kimim ki?
Şükürler olsun sana. Ben haddimi aştım. Sen bana kaybettiğim her şeyi geri verdin. Elbette ki bir bildiğim var senin. Eğer ölüm var dediysen olacaktır. Madem öbür tarafa bir şey götüremiyor insan, öyleyse yapılacak şey bu dünyaya bir şeyler bırakmaktır. Dilerim bu defterdekiler bir işe yarar. Babanın nasihatini sen de bir gün oğluna verirsin. Bu kitaba iyi sahip çık. Sana bırakabileceğim en büyük miras budur. Hayatın boyunca kavgadan kaç. Kendini insanların saadetine ada. Allah'a ortak koşma. Çünkü bu en büyük zulümdür. Bu defter Lokman Hekim'in defteridir. Yüce Allah'ın şifalarını içerir.